Herkes selam, ben Mert. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber yeni bir Minecraft videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Hub Server'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Hub'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önsen bu çakma lobiyi bitirmiştik. Şimdi lobiyi kuracağız arkadaşlar. Ama video geçmeden önce kanalıma abone olarak video like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir de yorum yazarsanız sevinirim videonun aşağıda açıklama kısmına. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk başta sunucumuza şöyle bir komut yazacağız. Slash mv create ondan sonra ne daha lobby yazıyoruz. Onun bu lobby dünyamızın ismi arkadaşlar. Normal eksi t plat yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra lobby diye bir dünya oluşturuyor. Oluşturduktan sonra şöyle yazıyoruz. Slash stop yazıyoruz ve sunucumuzu kapatıyoruz. Ondan sonra şu anlık Minecraft'la bir işimiz yok. Ben o yüzden çıkacağım Minecraft'tan. Tamamdır. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Pluginlerimizi yükleyeceğiz. Eklentilere geliyoruz. Lobby pluginlerini yükleyeceğiz. Burada ben size bölüm 3 diye bir dosya vereceğim açıklama kısmında yine her zamanki gibi. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada lobi var. Bu dünya lobi dünyamız. Bunu en son göstereceğim. Pluginler diye bir şey var. Burada pluginlerimiz var arkadaşlar. Pluginlerimiz işte. Buradan ilk pluginimizden başlayalım. Animated Scoreboard. Kopyala abi. Buradan geliyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Buradan Monospigot. Buradan geliyoruz. Son sürüm arkadaşlar. İndirin hiç korkmayın. Ondan sonra buradan geliyoruz. Citizens. Kopyala diyorum. Yapıştır. İlerliyorum. Bunun hangisini indirelim? Ha, burada NPC for bucket var. Dev bucket olanına giriyoruz. Bunun hangi sürümüne gireceğiz? Evet arkadaşlar, bunun buradan en son sürümünü indirebiliriz. Bir sıkıntı yok. Baktım. Tamamdır. Ondan sonra hangisi varmış? Bakıyorum. Burada command NPC var. Kopyala diyorum. Geliyorum buraya. Yapıştır diyorum. Ondan sonra bunun hangisini indirelim? Bu değil bir kere. Bu arkadaşlar. Buna giriyoruz dev bucket olana. İlk baştaki 1.9.1 var en üst sürüm. Bunun hangi sürümünü indirelim? Bir dakika. Yoksa öbürü mü arkadaşlar? Bir dakika. Bakayım. Bunun hangisi lan? Bir dakika. Bakayım şöyle. Bunun da son sürümünü indirin. Bir sıkıntı çıkarsa değiştiririz. Sıkıntı yok. Tamamdır. Ondan sonra chess commands var. Chess commands da aynı şekilde geliyoruz. Yapıştırıyoruz. Buradan market falan yaparken ne kullanacağımız chess commands uyumu yok. Buna girelim. Buradan en son sürümü indiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra geliyoruz. Custom jump pad. Bu lobby'de işimize yaramayabilir belki ama Skywars'ta falan sizin lobinizde yarayabilir. Ben size lobby'de vereceğim yine. Bunun en üst sürümünü indirin arkadaşlar. Buradan God Gates menü. Eğlence menüsü yapacağız yani anlayacağınız. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Bunun da hangi sürümünü 4-5-0 mıydı? Hangi sürümünü indirelim? Bakalım abi. Sıkıntı yok. 1-8 1-13 ne diyor abi? Tamam abi, bunun en üst sürümünü indirin gitsin ya. En üst sürümünü indirin arkadaşlar. Holografik display arkadaşlar. Bu da şey için, hologramlar için zaten. Anlatıyorum size böyle elimden geldiği kadar. Buradan geliyoruz dev vakit arkadaşlar. Girelim. Bunun hangi sürümünü? İnternetten oldu anasını satayım hadi ya. Tamam. Bunun da en son sonu 249. En son sürümünü indirin. Buradan item join var. Geliyoruz. Bunu da aynı şekilde yapıştırın. Tıklayın. Bir tane var zaten dev vakit. Bunun da bir tane sürümü vardı bunun ama hangisi hatırlamıyorum ya. 5 5-2-0'ı indirin arkadaşlar ya. Bunun herhalde buydu uyumlu olan. Veya bunun da en üst sürümünü indirin gitsin ya. Hiçbir sıkıntı olmaz. Join message plus. Bu plugin gereksiz arkadaşlar. Bunu silin gitsin. Buradan geliyoruz. My comment giriyoruz. Yapıştırıyoruz. Tıklıyoruz. Bunun hangisi? Dev vakit mi? Spigot mu indirsek?
Hangisini indirsek lan? Dev vakit mi, Spigot muydu? Hangisi? 571. Bakalım. Bu arkadaşlar. Buna geliyoruz. Son sürümü indiriyoruz dev vakit. Tamamdır abi. Ondan sonra name tag edit arkadaşlar. Yo veya name tag edit kursak mı bir name tag edit? Tamam. Name tag edit de kuralım arkadaşlar. Bununla arkadaşlar hangisini kuralım? Bunun bir tanesi bende çalışmıyor. O yüzden size çalışan bir tanesini şey yapacağım. Ben de herhalde Spigot çalışmıyor veya Spigot çalışıyor, dev vakit çalışmıyor. Bilmiyorum artık hangisi çalışıyor. Bunun hangisini indireceğiz şimdi? Güzel soru. Tamam, bunu indirin. Dev vakite girin. Bir sıkıntı çıkarsa değiştiririz yine. Her zamanki lafımız. Fazla enerjim yok çünkü grip olmuşum arkadaşlar. Fazla konuşamıyorum da o yüzden. Size söyleyeceğim. Siz indirin. Place Older IP. Bu çok değişik olayım. Buradan buna giriyoruz. 2.19 muydu? 2.10 var. Bakalım hangisi? Place Older IP. Onunla arkadaşlar son sürümünü indirebiliriz. Destekliyor 1.8. Tamamdır. Ondan sonra tab list var. Bu da tab plugin'i bir tane. Bir sonraki bölümde bunları ayarlayacağız yani arkadaşlar. Kendinizi bir sonraki bölüme ayarlayın. Çünkü bir sonraki bölümde bayağı bir yoğun olacağız. Şimdi bu değil. Bu da değil herhalde. Hangisi? Evet arkadaşlar, bununla dev vakit sürümüne giriyoruz. 1, 3, 2, 9 olacak arkadaşlar. Yani son sürüm indiriyoruz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Son sürüm indiriyoruz. Tamamdır. Pluginler bu kadar. Kaydetme diyorum. Tamamdır. Ben size vereceğim bunu arkadaşlar videonun açıklama kısmında. Tamam. Ondan sonra dünyalara geliyoruz. Tamam abi. Lobby'de gördüğünüz gibi bir dünya oluştu arkadaşlar. Buradan geliyoruz şimdi. Bölüm 3'te ben size aynı şekilde yeni bir lobby dünyası vereceğim. Eğer sizin kendi bir lobby dünyanız varsa onu yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Klasör diyorum. Buradan masaüstünü seçiyorum. Buradan lobby'yi seçiyorum. Yükle diyorum. Ve yüklemesini bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, lobimiz yüklendi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Sunucumu açıp geleceğim. Ondan sonra lobide ayarlamamız gereken şeyler var. Evet gençler, lobimi açtım. Yani lobimi derken sunucu açtım işte arkadaşlar. Açınca şifrenizi yazıyorsunuz ve karşınıza böyle şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bunları bir sonraki bölümde ayarlayacağız arkadaşlar. Bu işte yana bir scoreboard geldi. Böyle elimize itemler geldi. Bunları bir sonraki bölümde ayarlayacağız arkadaşlar. Bir de şu tab var gördüğünüz gibi, bunu da ayarlayacağız. O yüzden diyorum arkadaşlar, bir sonraki bölüm bayağı bir yoğun olacağız. Ondan dolayı kendinizi iyice bir dinlendirin. Ben de inşallah iyileşirim arkadaşlar. O zaman tamamdır. Şimdi ben bir lobimize gidelim arkadaşlar. Slash mvtp bir dakika, mvtp lobi yazıyoruz. Ondan sonra bizi lobimize atıyor arkadaşlar. Böyle bir lobideyiz. Böyle bir lobiye atıyor bizi. Benim lobim bu şekilde arkadaşlar. Eğer sizin kendi bildiğiniz bir lobi varsa seçebilirsiniz arkadaşlar. GMC yazıp hemen GMC'ye geçiyorum. Bu şekilde. Tamamdır. Bunlar gitmiyor arkadaşlar. Zorlamayın. Şu gitmiyor. Bunları düzenleyeceğiz arkadaşlar. Ama clear yazarsak gidiyor herhalde. Aynen. Clear yazarsak gidiyor. Ondan sonra gençler yapmamız gereken çok basit. Bu şekilde buraya geliyoruz. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar pusula yardımıyla. Tamam mı abi? Buradan karşıya doğru bakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Hoppa. Oyuncuları böyle başlatmasını istiyoruz. Buraya gelip slash set warp lobby. Bu şekilde. Set warp lobby yapıyorum. Ondan sonra arkadaşlar bir sunucuya girip çıkacağım. Tamam mı abi? Ondan sonra büyük ihtimalle beni lobby'ye atar artık otomatikman. Slash şifremi yazdım arkadaşlar. Şimdi beni lobby'ye atacak herhalde. Ama atmadı. Neden atmadı? Bilmiyorum. Neden atmadı lan? Allah Allah. Bir dakika. MVTP lobby'deyim. Tamam arkadaşlar, ben bunu ayarlarım bir sonraki bölümde. Bunu hemen hızlıca yaparız. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, bu çakma lobiden lobby atmamasının sebebini buldum arkadaşlar. Bunun için dosyalara geliyoruz arkadaşlar. Dosyalar, plugins. Buradan geliyoruz. Script'i buluyoruz arkadaşlar. Script. Tamam mı abi? Script'e geliyoruz. Set span SK var. Buna tıklıyoruz.
Burada arkadaşlar sizde lobby yazacaktır. Lobby veya şurada hub yazacaktır arkadaşlar. Hub. Hub diye yazacaktır. Bunların hepsini arkadaşlar silip warp lobby şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Warp lobby yazıyoruz hepsine. Yazdıktan sonra kaydet diyoruz. Kaydet dedikten sonra oyuna geliyoruz. Slash script reload all yazıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar mesela çıkalım. Oyuna tekrar girelim. Şifremi ve bu şekilde gördüğünüz gibi beni lobby'ye attı arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi hemen bir koruma atmak istiyorum bu lobime. Zaman geçmesin. Hemen bir koruma atmak istiyorum lobiye. Tamamdır. Şimdi bir vant alıyoruz. Balta. Tamam mı abi? Slash speed 10 yazıyorum arkadaşlar. Bir şöyle lobin en alt kısmına, en uç kısmına geçiyorum. Buradan bu şekilde. Oha. Bu ne lan böyle? Bayağı şeymiş he. Uzunmuş şey. Ta, neyse. Şimdi arkadaşlar. Uzatmadan buraya slash rg define. Buraya korumamızın ismini atıyoruz. Bir dakika lan. Dur öyle değil. Önce slash up 1 yazıyoruz. Tamam. Ondan sonra seçiyoruz bunu. Ondan sonra arkadaşlar yukarı doğru çıkıyoruz bir. Yukarı en uç kısma çıkıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Bu şekilde. Buradan en uç tam olarak burası arkadaşlar. Herhalde daha yüksekte bir şey yok. Tamamdır abi. Bu şekilde çıkıyoruz. Ondan sonra buraya gelip yine aynı şekilde up 1 yazıyoruz. Bir dakika. Up 2 yazalım. Ne diyorsun lan? Ha bir dakika. Bir sınır var doğru. Bu sınır yetiyor mu koruma atmak için? Yetiyor abi. Tamam. Buraya da aynı şekilde gelip baltayla tıklıyoruz. Buna da birine sol tık birine sağ tık yapıyoruz. Bu kadar basit. Tamamdır. Ondan sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Tamam mı? Buraya geliyoruz. Region flag lobimizin ismini yazıyoruz. Yani dünyamızın korumaya atacağımız dünyanın ismini yazıyoruz. Region flag lobby. Mesela burada build den olsun abi. Yani bu build'i kapatalım. Ki kimse blok falan kıramasın. Bir dakika lan. Ha dur da korumayı oluşturmadık. Ondan önce slash rg dev lobby yazıyoruz. Korumamız oluştu şu an. Region flag. Ondan sonra lobby yazıyoruz. Lobby yazdıktan sonra arkadaşlar yapmamız gereken şey build deni. Yani blok kırmayı falan kapatıyoruz. Az önce de söyledim zaten. TNT'yi kapatalım ki burada TNT falan atamasınlar. Ondan sonra başka PvP kapatalım ki burada kimse PvP atamasın. Ondan sonra en önemlisi item drop'u kapatıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra başka neyi kapatıyoruz? Fall damage'i kapatıyoruz arkadaşlar. Fall damage bu şekilde yazılıyor. Siz videoyu dondurarak bakabilirsiniz. Ondan sonra son olarak dur son olarak değil daha var. Ender Pearl'ı kapatıyoruz. Ondan sonra başka abi ne yapıyorduk? Şu anlık ha bir de Invincible yazıyoruz. Bu şekilde. Ondan sonra bu deneyi siliyoruz. Allow yazıyoruz. Tamamdır. Bu kadar basit. Ondan sonra son olarak yapmamız gereken şeyler slash MVM set monsters false yazıyoruz ve canavarları kapatıyoruz arkadaşlar. Ama monsters olacak. Bu şekilde tamamdır. Ondan sonra animals yazıyorum. Yani hayvanları kapatıyorum. Ondan sonra hunger yazıyorum. Bu dünyada açlığı kapatıyorum. Ondan sonra başka wither yazıyorum. Ve yağmuru kapatıyorum. Yani hava durumunu kapatıyorum. Son olarak da arkadaşlar korumada game rule Do silik false yazıyorum. Slash time set noon yazıyorum. Ve her zaman gündüz oluyor ve saati buraya almış oluyoruz. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadarlıktı. Bir sonraki bölümde yapacağımız şey bu lobby itemlarıdır. Eğlence menüsüdür. Ne bileyim işte taptır. Bu yandaki scoreboard'tır. Yani anlayacağınız bayağı bir yoğun olacağız. O yüzden kendinizi ona saklayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Kanalıma abone olarak video like atabilirsiniz. Görüşmek üzere.